Evet, saygıdeğer hazirun, öncelikle her birimiz Temmuz ayı toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantı malumunuz dün yapılması gerekiyordu ama ildeki bir toplantımız nedeniyle bugün ertelemek durumunda kaldık. Katıldığınız, geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın ilk ayağı güvenlik başlığıyla yaptığımız toplantı. O nedenle önce geçtiğimiz bir ay içerisinde sizlerin ilçenin güvenliğiyle alakalı gördüğünüz eksiklikler, öneriler varsa onları dinlemek üzere sözü sizlere bırakacağım. Ardından yine muhtar arkadaşlarımızın özelinde. Ses geliyor değil mi? Herkes duyabiliyor mu? Geliyor. Bizim bir meydan caddemiz var, geniş bir caddemiz. Yeni mahalleyle bizi bağlayan bir cadde bu. Orada çok fazla hız yapılıyor ve meşgul bir mahal orası. Dün bir vatandaşımız geldi, torunu ezilme tehlikesi geçirmiş. Orada bir hız yavaşlatma tümsekleri en az bir iki tane yapma şansımız olur mu acaba? Yani orada hiç hızı engelleyecek bir şeyimiz yok. Geniş bir cadde. Genç arkadaşlar orada biraz motorla olsun, arabayla olsun sürat yapıyorlar. Onu belediyemiz mi üstlenir yoksa yani trafiğe mi söylemek lazım? Kim var? Belediyeden nerede arkadaşlarımız? Efendim Ahmet Öztürk, Zafer Memur. Efendim, meydan caddesinde kasislerimiz mevcut ama eksik olan yerleri kontrolünü yapıp gerekli karar aldığımız Sayın Kaymakam'a ilgileniriz. Sayın Kaymakam'ım, arabacılar meydanı dediğimiz bölgedeki parkla ilgili ben kaymakamlığa da belediyemize de yazı yazmıştım. Yine parklar devam ediyor. Buradaki en büyük sıkıntı yol zaten iki şerit. Bir gidiş bir gelişli. Şehir içerisinde de sahile inecek tek yol orası. Hale giriş, pazarına giriş orası. Ve orada çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir araba park ettiği zaman orası kilitleniyor. Karşıdan karşıya iki araba geliyor. Artık bundan sonra hır yapan, gür yapan, o onu çek, bu iniktir. Büyük problemler yaşıyoruz. Biraz ilgilenirse sevinirim. Efendim orayla ilgili de ilgilendik trafik ekipleriyle birlikte yola fiziki müdahale edeceğiz efendim, ikiye böleceğiz denetörlerle. Bu şekilde park etmeyi engelleyeceğiz. Trafik sağlı solu rahat bir şekilde. Vatandaşın şikayeti geliyor devamlı. Mahalleler olarak bitti. Tamam, araç da çok ama vatandaş devamlı. İşgal, esnaf işgali. Yok araç işgali, mahalle arasında. Yani aracını bırakıyor 3 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta, 10 gün araç orada örtülü kalıyor. Evet ya böyle. Tamam, biz özellikle liman civarındaki sokakları çok kötü kapatıyoruz. Emniyetteki trafik grubumuzda bir WhatsApp grubumuz var bu tarafta senin. Vatandaş bize çekim fotoğrafını gönderdi zaman biz gönderiyoruz. Sizin toplumda inanın bana, kenti yönetmek, idare etmek, hangi kurumun mensubu olursanız olun çok zor. Yani vatandaş sorumluluklarının bilincinde olmadıktan sonra, kurala uymadıktan sonra, bir de bunu alışkanlık haline getirip, hayatının bir parçası haline getirdikten sonra, yani kurumlar hangi birine yetişsin? Evet, az önce Yener Bey'in söylediği gibi. Bu. Evet, oraya ne yapacağız peki, ne dersiniz? Efendim, şimdi her yere park yasağı kararı alamayız yani. Parklanma diye ihtiyaç. Bu kaldırım zaten, kaldırma yasağı, kaldırımın üstüne çıkmış. Kaldırımlarla ilgili yükseltebiliriz ancak her yere denetör de efendim yetişmez. Hayır, orada yapacak bir şey yok. Kaldırım üstündeyse bunu çekmek, çekiciyle almak, cezai işlemini uygulamaktan başka yapacak bir şey yok. Yani olmaz. Mahalle aralarının kaldırımları biz, ekiplerimiz var efendim. Fotoğraf çekip emniyetten de plakalar istiyoruz. Ceza işlem, encümen kararları uyguluyoruz efendim. Görüyorum ben, yazılar geliyor. Evet, yani yapıyoruz. Daha da sıklaştırırız efendim o bölgeyi. Peki, çok sevdim. Evet. Ben sabahleyin bir toplantıya gelirken, aynı üzerinde bir Alman plakası bir araç kaldırma. Kaldırma olmuş. Bir adam da şeyde, direksiyonda, çocuklar bir yere inmişlerdi, onu bekliyorlar. Dedim ya, Almanya'da öyle mi dedim ya, nasıl oluyor ki falan dedim. Ya ne bileyim biz işte Türkiye'ye gelince de böyle daha rahat oluyor, mecbur işte burayı gördük, burayı böyle çektik. Dedim lütfen. Bozuldu filan dedi, neyse kaldı değil. Yani sizin dediğiniz gibi kanun, kural mevcut ama insanlar böyle gelince buraya bir evet. Şey halde. Maalesef. O geçenlerde de gündeme gelmişti, orada kazalar falan da olmuştu. Jandarma sürekli bana zaten onu anlatır söylerdi. Biz onu büyük şehire bildirdiğimizi biliyorum ama herhalde bu... Burası Esra Zorlandı efendim. Evet. Zorlandı oranın küçük köy, Sarımsaklı'daki... O fırının oldu. Projesi hazırlandı efendim. O komedyen karar alınacak.
Tamam. Faaliyete geçeceğiz. Takip ediyoruz anlaşılan. Evet. Çadırcılar var. Bir de şikayet ettik. Hadi şehirde başlayacak. Onu konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Kaldırılacaktı ama. Efendim müdahale ediyoruz. Hatta Fatih Öçeler ekibimize akşam saat 8-9 sıraları sulatıyoruz oraları. Bol su döküyoruz. Kimse çadır kurmasın. Ne ekibimiz yapıyorlar. Araç başka yöne gittiğinde bir ekibimiz var. Hemen kuruyorlar efendim bu çadırlar. Akşam daha vardı o konuda. Bayağı kalabalık bir ücret istemedik. Kaldıralım. Müdahale ediyoruz efendim. İki ekşis ederseniz, zorluk çıkartırlarsa emniyette yardımcı olur size. Arıyoruz. Kurulması için tasnif ettiğimiz, değil mi, sınıflandırdığımız, tanımladığımız yerler var. Deniz Hanım, evet, onları muhtemelen izah edecek, anlatacak ama onların dışında herhangi bir yeri kendisinin uygun gördüğü, düzlük dediği herhangi bir yere geliyor, çadırını kuruyor. Orada hani günlerce kalabiliyor. Ne bileyim, insani bir takım ihtiyaçlarını giderebilecek en ufak bir atlığı bile yok ama orada kendince tatil yaptığını düşünüyor. İşte bir tanesi diyor ki, ben de semaverde diyor çay içeceğim, bunu bana niye çok görüyorsunuz diyor. E sonra semaverin külünü döküyor, gidiyor ormanı yakıyor. Yani böylesi sorumsuzlukların açmazların içerisinde davranan bir grup, bir kitleyle biz burada yılı sezonu planlamaya çalışıyoruz. Çok merak ediyorum, tuvaletini nereye yapıyorlar efendim? Dedim ya, insani ihtiyaçlarını nasıl giderecek altlığı yok bilemiyorum ama bakın böyle olmaz. Biz vatandaşımızın her birine, her kesimine hizmet vermeye çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki bunun belli bir hukuki atlığının olması gerekiyor. Belli tanımlanmış yerlerde bu işlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Herkesin her istediği yerde her türlü davranış kalıbını sergileyeceği bir dünya üzerinde tanımlanmış bir otorite yok. Böyle bir şey yok. Her şey kurallarla şekilleniyor. Bunu tanımadan ben burada evet burasına gelip ben böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey var mı? Bakın bu özgürlük falan değil. Bunun yaratacağı tek bir netice olur, o da anarşi olur. Kural tanımamazlık olur, böyle de bir toplum olunmaz. Öncelikli olarak Ayvalık Orman İşletme Şefliğimizin ormanlık alanından bahsetmek istiyorum. Görev alanımız Ayvalık ve ilçesi ve Gömeç ilçeleriyle birlikte 49 adet mahalleden oluşmaktadır. Ormanlık alanımız 4.967.2 hektar, açıklık alanımız 39.968 hektar, genel alanımızda 44.935 hektarlık bir alanda biz görev yapıyoruz. Ülkemizin ormanlık alanlarına gelince 22.3 milyon hektar ormanımız bulunmaktadır. Buna neden vurguda bulunduk? Ormanlarımızın yaklaşık 12.5 milyon hektarı saatten yansıdık. Biz orman yangınları diyoruz kısacası. Orman yangınlarıyla ilgili bizim mücadelemizde 3 temel stratejimiz var ki bunlar çok çok önemli. Birincisi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ki bu önlem için çok önemli. Söndürmede arka uyarı, hızlı ve etkin müdahale ikinci stratejimiz. Üçüncüsü de rehabilite. Yanan alanların hızlı bir şekilde yıl içerisinde ağaçlandırılması ile ilgili. Bu üçü üzerinden orman yangınlarımıza devam ettiriyoruz. Benim sorum şu. Böyle yangınlarda, yani büyümüş olan yangınlarda, evet. Ayvalık içerisindeki harfiyatçılarımızın büyük iş makineleri var. Evet. Bunlar görev için tebliğ ediliyor mu? Veyahut da tebliğ edilmesi için bilgi veriliyor. Çünkü o yangın çok ciddi bir yangındı. Evet. Oraya gittiğimde 81 nolu aranzör diyeyim. İş makinesi bekliyordu yukarı çıkabilmek için. Evet. Onun önünü açarak 300 metre civarında ormanın içerisinde aranzörün önünü açarak gittim. Ve oradaki yangının söndürülmesine sebep oldum. Evet. Yani ben bunu bir traktörle yaptım. Evet. Yani bu tarz yangınlarda harfiyatçı arkadaşlarımızın büyük iş makineleri var. Bunlara bilgi veriliyor mu? Öğrenmek istedim. Şöyle söyleyeyim, biz her sene Sayın Kalkan Bey'in başkanlığı yangın organizasyon toplantısı yapıyoruz. Burada çağırdığımız kurum amirlerinden içinde karayolları şube müdürümüz var. Yangın esnasında karayollarının tüm ekipmanlarını kullanabiliyoruz. Ama yangın büyüdükten sonra zaten olağanüstü bir durum olduğu için tebligata gerek kalmaksızın ilçedeki ya da ildeki tüm iş makineleri mutlaka oraya sevk edilecektir. Yani kanunen öncelikle kamu kaynaklarını kullanarak makine ihtiyacımızı gideriyoruz. Eğer aksi halde ihtiyacımız hala özel kesimine ya da şantiyelerine ve benzeri olursa davet ediyoruz. Gelmek gibi de mükellefiyetleri var. Yoksa da zor olur. Belediyemize bir sorun olacak. Bu araçtan bahsettik.
Ayvalık neredeyse Ayvalık insan sayımız kadar aracımız var Ayvalık'ta. Bundan dolayı da insanların sokaklara araç bırakmalarını ben şahsi olarak uygun bulmuyorum ama zorunluluktan bırakıldığına inanıyorum. Buraya gelirken aracımı Ayvalık dışına bıraktım. Oradan buraya kadar da yayan geldim. Birçok insan da zannediyorum bu şekilde yapıyor. Bundan dolayı belediyemizin bir takım çalışmaları var. Bu çalışmalar içerisinde Perşembe Pazarı denilen yerde katlı otopark düşünülüyor mu? Altı pazar olarak, üstü otopark olarak hem de gelen giden insanların taşıdığı malzemelerin daha rahat aracına verebilmesi için. Evet. İkinci, Ayvalık'ın giriş ve çıkışlarına katlı otopark olursa yine Armuçuk Pazarı gibi yerin katlı otopark olabilme imkanı var mıdır? Varsa orada da yine pazar yeri içinde ben mekanım için alışverişe geliyorum. Yine yüzlerce metre geride araç bırakıyorum. Sırtımda malzeme taşıyorum. Gibi hem sorunlarımızı çoğaltıyor hem de Ayvalık trafiğini Ayvalık'ta tek alabilecek şey katlı otopark olduğuna inanıyorum. Bir şehir içerisinde iki de şehir dışında karşılıklı olarak şehir dışında katlı otopark olursa zannedersem Ayvalık trafiği hem sokak içinde hem de şehir içerisinde azalmış olur. Bunun için çalışmaları var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Öncelikle. Bir de devam edeyim. Bir de köyümde aşağı yukarı iki ay yakın oldu. 7 kilometre su hattımın boruları geldi. Ancak nedense bir türlü çalışma başlayamıyor. Baskiden sorumlu arkadaşımız kimdir? Neden çalışma başlamıyor? O borular güneşin altında orada cayır cayır yanıyor. O borular eğer bir ay daha güneşin altında kalırsa onu toprağa gömseniz de zaten sanki onu ben söylemiştim. Evet söyledim. Teşekkür ettim. Neden teşekkür ettim? Söylediğim 15 gün sonrası 7000 metre boru geldi. Şu anda güneşin altında 2 aydır da yatıyor. Yani bunun geldi diye teşekkür ederim. Yani bunun iki tane sıkıntısı var. Biri köyüm hala 3 tonluk bir tankerden su çekerek su alıyor ve mağdur. İkincisi 7000 metre boru 2 ayın üzerindedir güneşte duruyor. Üçüncüsü bir kepçe bu boruyu gömecek olan arkadaşlar 60 santim çukurlatacak normal bir kepçe. Baskin'in bir kepçe bize verebilecek kadar bir şeyi yok mu? Yoksa bunu başka bir kurumdan talep edebilir miyiz? Yani yardım maksatıyla 5 kilometre bizim bir yolumuz 60 santim kazılacak ve borumuz döşenecek. Yani bir şekilde hani nerede söyleyeceğimi artık şaşırdım bu gibi şeyleri ama bu nokta iyi bir nokta olduğuna inanıyorum. Yani bir alınır sorulursa memnun olacağım. Bugün mezarlıklarımızı temizliğe geldiler. Şeyde Ramazan bayramımızda bizler temizlemiştik ama Kurban bayramımızda belediyemiz mezarlıklarımızı köylerimizi. Ondan dolayı belediye mensuplarına teşekkür ediyorum. Başkanları ve çalışanları dahilinde. Yani söyleyeceklerim bu. Teşekkür ediyorum. Peki ama şöyle. Şimdi başkanlarımız arkadaşım sizlere az önceki otopark mümkünse çünkü bizi kurtarabilecek tek şey katlı otopark. Yeni başlayalım. Kısaca isterseniz evet orada kendini takdim etsin. Sayın Kaymakamım, kıymetli idare amirler, kıymetli muhtarlarımız ve değerli katılımcılar. Ben Kurtan Gençer, teknik başkan yardımcısı olarak bir aydır vazife başındayım. Tabii birçok şeye ben esasen köken olarak Ayvalıklıyım ama 15 senedir Beyoğlu Belediyesi'ne vazife görüyorum. İşte bir aydır buradayım. Yavaş yavaş bu teknik konulara vakıf oluyoruz. 6 tane birim bana bağlı. Bugün ben de konuşacağımız konularla ilgili müşterek değerlendirme yaparız. Bunları ben kısaca söyleyeyim. Fen işleri, park bahçeler, imar, plan proje, veterinerlik ve temizlik müdürlükleri bana bağlı halihazırda yürütüyoruz. Burada aslında konuşacağımız başka konular da muhakkak aynı şeylere bağlanacaktır. Aynı şeye bağlanacaktır. Buradaki yapılan her şeyin lojistiğinin sağlığı plan projeler dahilinde değerlendirilmesi lazım. Yani tek yapı ölçeğinde otopark tahsis etmekten daha ziyade burada bir ulaşım planlaması ile ilgili çalışma yürütülmesi lazım. Çok kısmi bölge çalışmalar yürütülmüş ama bütünleşik bir strateji ortaya konulmamış. Sayın Kaymakamın da kıymetli katkılarıyla beraber biz bu anlamda bir şey yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz, teknik çalışmasını yapıyoruz. Yani sadece bir yer, hani şu pazar yeri, bu pazar yeri falan değil, bütünleşik tüm ulaşımın planlanması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden de geçtiğimiz günlerde toplantıya gittik, stratejik plan toplantısında. Akşam 5'te girdik toplantıya, gece 2'ye kadar yaklaşık 9 saat Ayvalık'ın sorunlarını ve müşterek nasıl organize edebileceğimizi tartıştık. Bu konulardan bir tanesi de buydu. Perşembe Pazarı da dahil olmak üzere, oradaki işte Perşembe Pazarı...